Ateş çocuk hekimi olarak bizim en sık gördüğümüz, rastladığımız gerek telefonla gerek acillerde, polikliniklerde rastladığımız temel şikayetlerden birisi. Ateşin tabii ki çok sayıda, çok çeşitli sebepleri olabilir. Biz genel olarak 37.8'in üzerindeki bir vücut ısısını ateş olarak değerlendiririz. Pratik olarak bunu 38'de kabul edebiliriz. Çocukların metabolizmaları biraz daha hızlı olduğu için bizlerden yarım derece kadar daha sıcaktırlar vücut ısısı olarak. Bu dereceyi geçen bir ateşte tabii ki başka belirtiler var mı ön planda? Bunlara dikkat etmek lazım öncelikle. Çocukta işte bir takım döküntüler, şuurda değişiklikler, kusmalar, bulantılar, bu tür şeyler olduğunda zaten beklemeden muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Ama bir nezlesi vardır çocuğun, hafif bir öksürüğü vardır. Bugünü atlatalım, ateş düşürücüsünü verelim, gerekirse ılık suyla banyo yaptıralım gibi önerilerde bulunuruz aileye. Fakat 24 saati geçerse bu veya gerekli ateş düşürücü tedaviye rağmen ısrarla yükselmeye devam ederse bunun nedenini herhangi bir mikrobik hadise var mı yok mu bakmak lazım. Bunun da en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. İshaller tabii ki dönemsel olarak bazen patlama tarzı bir takım salgınlar da yapabilen bir hastalık tipi. Ama özellikle yaz aylarında belirgin olmak üzere en sık gördüğümüz hastalık gruplarından birisi. Zararı nedir? İshal vücuttaki bir sıvı dengesi vardır. İshalde bu sıvı dengesi bozulmaya başlar. Bunun yanında çoğunlukla bulantı eşlik ettiği için çocuk ağızdan da düzgün sıvı alamadığından dolayı bir süre sonra vücuttaki rezervlerini, yedeklerini tüketmeye başlar ve vücut adeta kurur, bitkinleşir. İshale eşlik eden bir takım bulgular olup olmadığı önemli, sayısı da önemli. Günde 7-8'i geçen bir kaka sayısı bizim için önemlidir ama yanında işte ağızdan alamama, sürekli kusma, işte kakada kan ve benzeri bir takım ek şikayetler varsa, çocuğun genel durumu bozulduysa tabii ki bu sayı 2-3 bile olsa sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Bazen damardan sıvı tedavisi, bazen ağızdan yeterli sıvı desteğiyle birlikte tedavisi kolayca yapılabilecek ve belirli bir neden tespit edilirse ona yönelik tedavisi yapılabilecek bir hastalık türü.